oğlu ve İmamoğlu e, bugün buluştu beklendiği gibi ve bir atışma vardı aralarında belediye başkanı olsun halka hizmet etsin diye seçtik derken İmamoğlu'nun açıklaması e, sadece İstanbul'da Türkiye'de düşünmemiz lazım gibi derken bugün bir buluşma oldu bu buluşmanın saati ve yeri önceden e, açıklandı evet. fakat çıkışta hiçbir açıklama yapılmadı Evet bu, tuhaf değil mi sence? Ya tuhaf zaten böyle kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler aslında çok rahatsız edici. Çünkü siyaset şeffaf olmalı, ne konuşulduğunu partililer bilmeli, kamuoyu bilmeli. E çünkü muhalefet partileri iktidarı aslında hep şey eleştiriyordu ya işte şeffaf yönetim yok vesaire. İşte bir tek adam yönetimi bunları söylüyorlardı ama e şimdi baktığımızda muhalefette de işler böyle... Çok açık seçik şeffaf vesaire ilerlemiyor yani muhalefet partileri böyle kendi aralarında da ve kendi içlerinde de böyle kapalı kapılar ardında bir takım pazarlıkların yapıldığı vesaire bir süreç işletiyor. Bu bu bir kere yani seçmeni de vatandaşı da rahatsız eden bir şey çünkü ne konuşuldu ne ne adımlar atılacak neye karar verildi bunların hiçbirini bilmiyoruz. İşte biraz kulis bilgileri vesaire almaya çalışıyoruz. Benim aldığım bilgi bu görüşmelerin devam edeceği yönünde. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmelerinin sonraki aşamaları da olacak. Belli ki ortada bir pazarlık süreci var ama bu nereye doğru evrilecek bunu bilmiyoruz. Çünkü bu da kapalı altılı masa var. toplantılarına döndü sanki biraz. Ya evet ya orada da hani böyle... konuşuyorlar ama ne, ne oldu ne, ne neye bilemiyoruz. Neye karar verildi bilemiyoruz ama şimdi bakın bu siyaset tarzı zaten... E, parti parti içine teşkilatları da rahatsız ediyor. Şimdi bir önceki haberimizde 9 il başkanının değişim mesajı verdiği yönünde bir bilgi paylaştık. Onu biraz açalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Karadeniz bölgesindeki o 9 il başkanı açıkladıkları, paylaştıkları bildiriyle CHP yönetimine meydan okudular. Şimdi o bildirinin satır başlarına biraz bakalım. İmamoğlu meselesine geleceğiz. Çünkü tamam. Cumhuriyet Halk Partililer ne düşünüyor? Aralarında ne konuşuyor? Biraz oralardan anlayabiliyoruz. Diyor ki 9 il başkanının bildirisinde aday listelerinin kompozisyonu örgüt vicdanını zedelemiştir. Yani parti içi demokrasinin olmadığından yakınıyorlar açıkça. 5-6-7 dönemdir milletvekili olmayı makul gören, bunu sindiren ve önüne geçmeyen irade kamuoyu tarafından mahkum edilmiştir diyor. Bu kamuoyu dediği de ağırlıklı olarak CHP kamuoyu ve CHP seçmenleri. Evet. Özellikle ittifak partilerine verilen kontenjanların ölçüsüz, hesapsız, verisiz biçimde sunulması örgütlerin ve seçmenin tepkisine yol açmış. Seçmen bu konuda ikna edilememiştir diyorlar. Bakın bunları söyleyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin il, il başkanları. En üst düzey yöneticileri. Devamında şöyle diyorlar: Parti fikri zenginliğini önemsemeden ideolojik bulanıklığa hapsolmuş, sağdan oy alma kaygısı içinde rotasını kaybetmiştir diyorlar. Görevdeki il başkanları söylüyor bunu. Bugünün ihtiyacı siyaseti genel merkez koridorları dışına taşıran, seçmen odaklı, sokakla ve hanelerle sürekli ve hayatın doğal akışı içinde alışverişi olan, siyaseti teknik uğraşı olarak değil bizzat toplumsal mücadele aracı olarak gören anlayışın yönetim tarzı haline gelmesidir diyorlar. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o değişim talebinin altında yatan sebeplerin birkaçını bu bildiriyle öğrenmiş oluyoruz. Parti içi demokrasinin işlemediğinden yakınıyorlar. Evet. Genel merkez ve oradaki dar ekiplerin parti adına her şeye karar vermesinden yakınıyorlar. Ve bu siyasetin e, seçim kaybettirdiğini söylüyorlar. Bu yaptıkları eleştirileri seçimden önce aslında bunlar eleştirinin de ötesinde biraz tespitler. Yani neden başarısız oluyoruz e, tespitidir. Bu tespitleri biz burada bir yıldır, yaklaşık bir yıldır konuşuyoruz zaten. Biz bunları söylediğimizde CHP kamuoyu linç ediyordu hepimizi. Ama şimdi CHP'nin aktif görevdeki il başkanları aynı şeyleri söylemeye başladılar. Yani değişim talebinin altında aslında parti içi demokrasinin işlememesi yönünde olan şikayetler de artıyor. Dün de burada konuşmuştuk, Cumhuriyet Halk Partili Murat Emir... Halk TV'de katıldığı yayında yine parti içi demokrasiye vurgu yaparak kurultayın yapılacak olan kurultayın demokratik bir kurultay olması yönünde çağrı yapmıştı. Yani demek ki demokratik olmayacağı yönünde endişeleri var ki bu yönde çağrı yapıyor, uyarılarda bulunuyor. Demokratik bir kurultay olursa ancak başarılı olabiliriz demeye getirdi lafı. Yani partide 3 aşağı 5 yukarı tartışılan konular bunlar tabii ki Sadece bu da değil yani bu değişim sadece genel başkan veya MYK değişimiyle sınırlı kalmasın diyenler var. Bu değişimin ideolojik, sosyolojik, e, siyasi bir program çerçevesinde e, gerçekleşmesi gerektiğini savunanlar var. Bunlar parti içinde tartışılan konular ama Ekrem İmamoğlu meselesine gelecek olursak e, dün akşamki yayında biraz değinmiştim. E, İmamoğlu'nun açıklamalarında iki önemli şifre var bana kalırsa. Birincisi diyor ki mesele İstanbul'dan ibaret değil. İkincisi de e, İmamoğlu hakkında yürütülen dava var biliyorsunuz hala evet. devam ediyor o dava. Siyasi yasak gelme ihtimali söz konusu. E bir de eğer İmamoğlu olası bir kongrede aday olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sona erecek. Bu mesele de çok tartışılıyor ama Ekrem İmamoğlu... ...bu iki konuyu da önemsemiyor. Bakın şöyle bir açıklaması olmuştu. <laughs> diyor ki bunların hepsi evet... ...cevapları verilmesi gereken sorular... ...ama kervan yolda dizilir. Şimdi iki şifre... ...mesele sadece İstanbul değil... ...bir, ikincisi... ...hakkındaki dava ve... E, ...belediye başkanlığından... ...ayrılma süreciyle ilgili... ...kervan yolda dizilir diyor. Bu şunu gösteriyor, Ekrem İmamoğlu... ...genel başkan olma adına İstanbul'dan vazgeçmeye hazır olduğunu gösteriyor. Bir risk almak istiyor. Şimdi olası bir kon, kurultay <laughs> muhtemeldir ki Kasım ayında yapılacak. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olursa Kas, Kasım ayından Mart'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'ye geçecek. Ama Ekrem İmamoğlu şöyle düşünüyor. Bana kalırsa verdiği mesajlar bu yönde. <laughs> 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mı siyasi kariyerime devam etsem daha doğru olur yoksa CHP Genel Başkanı ve doğal Cumhurbaşkanı adayı olarak mı? İmamoğlu'nun kafasında ikinci seçenek var. Benim gördüğüm ve yaptığı açıklamalar bunu işaret ediyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup seçimi kaybetme riski de artık çok yüksek çünkü ittifaklar dağıldı. E, siyasi kariyerini riske atacağına kasım ayında görevini bırakıp CHP genel başkanı olmak isteyecektir ve bunun planları üzerinde duruluyor. Verilen mesajlar e, açıkça bunu gösteriyor. 5 yıllık CHP genel başkanlığı ve doğal cumhurbaşkanı adaylığı Ekrem İmamoğlu'nun uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor. Ben öyle Peki eee e, bu noktada iki soru soracağım. E, ikisinden de olabilir. Yani belediye başkanlığına bırakıp e, genel başkanlık için yarışa girip onu da kaybedebilir değil mi? Ama e, hangisi madem. daha riskli? Mesela ben Ekrem İmamoğlu olsam iki seçeneği önüme koyarım. Derim ki birinci seçenek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mart ayına kadar devam etmek ve yeniden aday olup yeniden seçilmeye çalışmak değil mi? Evet. Bu çok riskli. Bir, parti aday yapmak yapmayabilir. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu görevde kalırsa, iki dudağı arasında kalacaksın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İsterse aday yapmayabilir. Hadi diyelim ki aday yaptı, seçilemeyebilir. Evet. Şimdi ben, ben İmamoğlu olsam birinci seçeneği çok riskli görürüm. Ve İstanbul seçimleri konusunda da eli çok zayıf. Çünkü e, belediye başkanlığı boyunca İstanbul'da böyle akılda kalan bir başarı hikayesi yazamadı Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı adaylığı için örtülü bir çalışma yürüttü. Yani kafasını oraya vermişti. E şimdi de CHP genel başkanlığı için veya yeni bir liderlik için, muhalefetin liderliği için bir plan var kafasında. Yani kendisini İstanbul'a bu beş yıl boyunca veremedi Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'da çok problem de yaşandı. Yani birinci seçenek İmamoğlu açısından çok riskli. Kaybetme ihtimali var, aday yapılmama ihtimali var. Ya diyelim ki aday yapıldı ve seçimi kazandı. O 5 yılını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçirmesi e, gündemde değil mi? Peki ikinci seçenek ne? Ben Ekrem İmamoğlu olsam Kasım ayında Kongre'de bırakırım İstanbul Belediye Başkanlığı görevini, CHP Genel Başkan adayı olurum. Eğer Kurultay'da seçilirsem o beş yılımı CHP genel başkanı olarak sürdürürüm ve 2028'de kendimi cumhurbaşkanı adayı yaparım. Seçmenden tepki alırım pek. Şöyle e, riske geleceğim. Hani kazanamama ihtimal evet. var ya kurultayda. Kazanamazsam da yeni parti kurarım. Derim ki Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyuna ya ben buradaki bu delege yapısını aşamadım. CHP'de değişim isteniyor ama Delegeler bu sürecin önünü tıkadı derim, yeni bir parti kurarım, CHP seçmenlerinin en güçlü alternatifi olurum. Şimdi hangisi daha makul ve mantıklı geliyor? Ben İmamoğlu olsam ikinci seçenek, yani CHP Genel Başkanlığı olmadı, yeni bir partinin liderliği ve doğal cumhurbaşkanı adaylığı. Bu beş yılımı ben belediye başkanı olarak geçirmek istemem ki. Birinci seçenek çok çok daha riskli seçilmeme ihtimali var. Ondan sonra zaten çok zor. Yani ikinci seçeneği ben göz önünde bulundurarak bütün planlarını yaptığını düşünüyorum. Peki, az önce iki soru soracağım demiştim. Birini evet. sordum, yanıtladın. Teşekkür ederim. Devam eden bir mahkeme süreci var. Ondan bahsettin. Bu mahkeme sürecinde tabii nasıl bir karar verecek bilemiyoruz. Ama siyasi yasaklı olma ihtimalinden de bahsettin. Kılıç... İmamoğlu'nun kafasında şöyle bir şey olabilir mi? E, CHP genel başkanı olursam e, böyle bir ceza çıkmaz. Hani CHP genel Başkanı'nı da siyasi yasak yapmazlar gibi bir düşüncesi olabilir mi? Ya şöyle, yani bir... belediye başkanı olarak kalırsam bu cezayı alabilirim belki ama CHP'nin başına geçersem belki bu cezadan kurtulurum gibi bir düşüncesi olabilir mi? Ya şöyle, şimdi siyasi yasak meselesi burada hani bir hakaret suçu üzerinden eğer Ekrem İmamoğlu siyasi yasak alırsa bunun siyasette kendisine e, kaybettirmekten çok kazandıracağını çok iyi biliyor. Hatırlayalım, ilk mahkeme kararı açıklandığında neredeyse tırnak içinde söylüyorum, göbek atmadıkları kalmıştı. Yani o fotoğraf kareleri Sayın Akşener'le Akşener çak yaptılar evet. ya böyle. Yani orada hakikaten çok eğlendiler. Yani bu bu kararın, kendi seçmenlerini, muhalefet seçmenini konsolide edeceğini, İmamoğlu'nun işine yarayacağını düşündü. Yani kendi işine yarayacağını da düşündü. Ee, ama belediye başkanı olarak eğer bu yargı süreci tamamlanırsa, siyasi yasak kararı alırsa o kamuoyunun çok güçlü desteğini arkasına alamayabilir. Genel başkan olarak siyasi yasak alırsa bambaşka bir hikaye yazabilir. Bunu hesaplıyor olabilir. O açıdan e, ben Yine İmamoğlu olsam, e, genel başkan bir CHP genel başkanı veya olası bir yeni kurulacak partinin genel başkanı olarak e, siyaset sahnesine çıkmayı göze alırım. Çünkü yasak verilecekse verilecektir, yani e, yargı karar verecek sonuçta. Ama hangi pozisyonda eli daha güçlü olur? Belediye başkanı olarak mı yoksa genel başkan olarak mı? Evet. Bir siyasi partinin genel başkanı olduğunda bu kararı kendi lehine çevirebilecek kamuoyu gücünü çok daha fazla elde edebilir diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi tabii şöyle de bir durum var. İmam olduğu dediğin gibi CHP genel başkanlığına yarışabilir. Fakat partinin eskilerinden de gelen şöyle bir açıklama var. Partinin geleneklerinde hani iki dönem belediye başkanlığı, bir dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapmış kişinin CHP'nin başına geçmesi gülünç yani böyle bir şey olamaz gibi düşünenler de var. Yıllarını partiye verip alt kadrodan gelip yani tarihine baktığımız zaman da zaten öyle. Ee, olasılığı nedir sence? Ama şu da var yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu bürokrasiden gelmişti. Yani evet. çok CHP geleneğiyle e, iç içi olan e, partide siyaset yapıp e, partide bir yerlere gelen isim değil. Sayın Kılıçdaroğlu bürokrattı 2002 seçimlerinde Deniz Baykal listeye yazdı ve Milletvekili seçildi. Daha sonra grup başkan vekili oldu. Grup başkan vekiliyken zaten siyasette parladı. Ve Deniz Baykal istifa ettikten sonra da en popüler siyasetçi CHP içinde Kılıçdaroğlu'ydu. Genel başkanlık koltuğuna oturdu. E, fakat parti içinden gelen e, ve liderlik iddiasında bulunan en önemlisi Muharrem İnce'ydi. Evet. Yani ne de, ne diyordu Muharrem İnce? Ben bu partinin tuvaletlerini bile temizledim diyordu. O da diyordu. çok yani. eskiydi ama. Bir evet. Şeyde, evet. Yani... Evet CHP'de öyle düşünenler için mesela Muharrem İnce profili çok önemli ama ismi geçen adaylar arasında mesela mesela Özgür Özel de çok CHP e, genetiğine uygun bir isim değil. Çünkü eczacıydı. işte sonradan siyasete girdi. E, ve bir yerlere geldi. Veya Faik Öztürk. Tamam. Dede'den CHP'li. Dedesi CHP'nin 8 dönem milletvekili, babası CHP'de görev almış, milletvekili yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış vesaire. Amcası aynı şekilde yine CHP'deydi. Faik Öztürk biraz partili ama o da çok partinin oligarşi kanadından. Yani evet. böyle teşkilattan gelen, sıfırdan yükselen gençlik kollarında çalışıp yükselen bir siyasetçi değil. Ya yani CHP'de o profile uygun bir siyasetçi şu an yok. Ama kamuoyu desteğini arkasına alabilecek o rüzgarı yakalamış, kitlelerde biraz daha böyle heyecan ve umut oluşturabilecek en güçlü isim Ekrem İmamoğlu. Ya yani baktığımızda. Çünkü muhalefet aktörleri arasında özellikle AK Partili yıllarda hiçbir siyasetçi Ekrem İmamoğlu kadar kendi seçmeninde heyecan ve umut yaratamadı. Evet. Hatırlayalım o İmamoğlu'nun mazbata süreci vesaire o dönemde yaptığı mitingler korkunç bir şey vardı eee İmamoğlu'na yönelik ilgi vardı ve evet çok hatalar oldu, çok yol kazaları oldu ama yine de e, CHP kamuoyunu ve genel anlamda muhalefet e, seçmenini umutlandıran en güçlü aday şu an Ekrem İmamoğlu olarak görülüyor. Ha parti içinde bazı itirazlar var. Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetik yapısını bozacağına yönelik itirazlar var. Çünkü İmamoğlu'nu yeteri kadar solcu bulmayanlar var parti içindeki bu sol kanat vesaire. Evet. İmamoğlu'nu merkezde merkez sağdan çünkü ailesi ANAP geleneğinden geliyor. Evet. Merkez, merkez sağ geleneğinden. Evet. 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 İmamoğlu'nu bu yönde eleştirenler var. CHP'nin başında daha sol, daha sosyal demokrat, daha sola yakın bir ismin olması gerektiğini savunanlar var ama e, baktığımızda böyle bir güçlü aktör de yok. Yani kitleleri arkasına alıp alıp sürükleyebilecek güçlü bir aktör de yok e, evet. CHP içinde. Şimdi. E...